sinirlendim. Ağzınla içmeyince işte. Lan yokuşlarda bir moto 50'yi geçmiyor. Bu ölüsü mü? Çok bilirim, Bizans sütunu nerede görsem tanırım. Plaki, plaka, ki. Acılı peynir ezmesi. Acıysa ağzımdan ateş çıkar yani. Of course, see? Bu kim ya? Korktum be. Kalispera. Ne haber, ne var, ne yok? Nasılsınız? Şimdi Kolonaki'de benim ofisimin olduğu yerin böyle arkasından sol tarafta Likavetüs Tepesi var. Kurtlar Tepesi. Atina'nın en büyük, en yüksek tepesidir burası. Akropol'den daha yüksektir. Zaten içeriklerimi takip edenler bilirler. Şimdi onun böyle arkasından dolaşıp bir arkadaşım geldi. Gülşah, Merve bir motor turunda böyle küçük minnoş bir Vespa'yla Sakız Adası'ndan geldi. Şimdi onu görmeye gideceğim. Şimdi şöyle tepenin etrafından dolaşacağım. Evet, buradan Likavetüs'e çıkılıyor arkadaşlar. Böyle dolaşa dolaşa Atina'ya geldiğin zaman mutlaka çıkın. Çok güzel bir manzarası vardır. Yani bütün şehri görebilirsiniz. 360 derece. Tam tepesinde de müthiş bir eski bir kilise var. Ben tepenin öbür tarafındayım. Bu tarafını çok bilmiyorum açıkçası, ilk defa geliyorum. Şimdi buradan düz tek şerit değil, değil mi burası? Tamam. Yanlış bir gemiye binmiş galiba. Ekspres gemiye binmemiş. Baya böyle her adada durarak gelmiş. Kaç saat sürdü herhalde, 14-15 saat sürmüştür diye tahmin ediyorum. Normalde 7 saat falan sürer. Sakız Adası'ndan Atina. Direkt seferler var ama olsun, gezmiş oldu. Hiç olmazsa gemiden de olsa Mykonos'u falan, diğer adaları görmüş oldum. Evet, keyifli yerler buralarda, güzel. Tepenin bu yakasını çok bilmiyorum. Dediğim gibi ilk defa geliyorum. Bana böyle şeyi hatırlatıyor. Kurtuluş hatırlattı buralar. Sanki bir anda Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmiş gibi hissettim kendimi. Burada dikkatinizi çekmiştir. Burada değişen hiçbir şey yok son 30-40 yılda. Yani Türkiye gibi değil. Yani Türkiye'de değişen çok şey var. Hani çocukluğunuzla alakalı çoğu şeyi çok da geri bulamıyorsunuz. Yani şöyle binalar falan burada olduğu gibi duruyor. 30-40 yıl öncesinin paralel evreni gibi düşünebilirsiniz Atina'yı. İstanbul ve İzmir'in sanki 30-40 yıl öncesinde kalmış paralel evreni gibi düşünebilirsiniz. Herhalde geldik. Güzel yerde yer tutmuşsun. Gayet iyi yani. Keyifli. Toplu taşıma falan da var. Güzel yani. Şöyle şurada bir yere park edeyim ben. Yarayım bakayım. İşte budur ya. Cillop gibi gelmiş buraya. Hoş geldin. Kalispera. Kalispera. Atina'ya ilk gelişim mi? İlk. Ve çok karmaşık geldi. Bir de hosteli bulamadım. Tabela koymamışlar. Güzel yerdesin ama. Burası çok güzel bir yer. Ya. Ben de tepenin öbür tarafındayım. Hadi be. Evet. Hadi gel sana o zaman bir Kozmote'den hat alalım. Kapanmadan. Hat her yerde geçiyor. Vodafone hat... her yerde geçiyor diye biliyorum da. O, yani aynısı. Hepsi geçiyor. AB içinde. Ama şeye geçerken kapat. Evet. Arnavutluk falan. AB dışında geçmiyor. İtalya'da geçecek ama. Tabii tabii. İtalya'da falan geçecek. Şimdi benim Nico var. Şubede arkadaşım. O bana yardımcı oluyor. Gidelim şimdi. Oradaysa şeye doğru, Monastraki'ye doğru. Sen takip et beni. Bu arada burada Vespa şey de çok tutuluyordur. Görürsün. Aynen. Bineni çok. İtalya'ya yakın ya burası. Fiyatları da uygun. Hmm. Budur ya. Gelmiş minnoş ya. Hoş gelmiş ya. Budur. Şöyle bir plaka şovu yapalım. Oo, 34. Budur. Süper valla. Hadi şöyle biz hızlı hızlı uzayalım. Gel.
Evet, şimdi Kozmote'ye gideceğiz. Bir hat alacağız. Avrupa turunda kullansın. Ben de Kozmote kullanıyorum. Buraya gelirseniz de tavsiye ederim. İhtiyacınız olan şeyler, pasaport sormadım. Gülşah'a pasaportu yanındadır diye tahmin ediyorum. Hostelde bırakmaz. Pasaport lazım. İşte bir 40-50 euro artık neyse. Para lazım ya da kredi kartı. Onun dışında başka bir şey lazım değil. Pasaport yanında değil mi? Pasaport. Ha tamam. Kap içine tamam. Yasas. Zaten frappeyi içtim biliyorsun. Frappe artık içilmiyor. Frappe biraz daha böyle eskide kaldı. Şimdi insanların içtiği soğuk kahve bu, burada bu. Burada çay da içilmiyor. Sıcak kahve de içilmiyor. Zaten çok sıcak hava. Bugün şaşırdılar zaten. Hot falan diyor yani. Aynen. Ne alakası var dedim. Aynen. Günde 20 bardak falan sıcak kahve içtiği için. Yukarısı Akropoli. Evet. Oraya da yürürüz istersen duruma göre. Yorgunluğuna göre. Yürünüyor mu? Yürünüyor. Çok güzel. Ya şey çok güzel, böyle motor hayatın içinde ablalar, teyzeler, evet, dedeler. Çok iyi. Aynen. Bugün gördüm, aynı feribottaydı. Yani abla tahminimce 70 yaşında falandı. Eşiyle birlikte iki motor geldiler ya. Çok iyi. 70 yaşındasın yani, o kadar çok isterim ki o yaşa geldiğimde motosiklet kullanıyor olmayı. Kullanırsın. Yani bakacağız. Gaza gelmeden, bileğe hakim olaraktan. Aynen. Artık şey, o yüzden küçük motor kullanıyorum biraz da yani. Gerek yok. Yok. Bende de GS vardı, 1200. Ha. Şu an hiç kullanılacak bir ortam yok burada. Aynen. 2'şer euro, 2 euro, 2 euro, 4 euro. Gemide 4 euroya aldım trafiği. Tabii gemi. Burası Monastrake. Küçük manastır diye geçen yer burası. Manastırcık. Hı hı. 24 saat süren bir gemi yolculuğundan sonra Atina'ya vardık. Buralar böyle bizim tarihi yarımada, kapalı çarşı gibi yerler. Gerçekten birebir kapalı çarşıya benziyor. Zaten burası Osmanlı bölgesi, Türk bölgesi olduğu için burası aslında Osmanlı çarşısıymış. Şu anda da halen aynı şekilde çarşı olarak devam ediyor. Çok başarılı. Burada hediyelik şeyler, işte bizdeki gibi böyle altıncılar, takıcılar. Yani şu Türk havasını yaşıyorum. Gerçekten Türkiye'den ayrılmamışım gibi. Çok da uzun zaman geçmedi ya. Yani dönüşte bir daha uğrasam ya da böyle her ayda bir kere uğrasam şey, sıkılmam, özlemem yani. Ya burası böyle hani bir geçiş gibi değil mi? Hani tep, evet, deriz ya, Türkiye böyle bir doğuyla batının köprüsü gibi. Aslında daha çok Atina, Yunanistan bence biraz daha, evet, onun karşılığı gibime, evet, geliyor. Gittikçe uzaklaşıyorsun çünkü Türk kültüründen. Nasıl oldu yani, bu proje fikri nasıl çıktı Gülşah? Ben öğretmenim, mesaili çalışmak istemediğimi fark ettim. Aslında şöyle başladı hikaye. Önce öğretmenlikten istifa edip bir motosiklet sektöründe bir işe başladım. Aha. Marka yöneticiliği yaptım. Sonrasında mesaili çalışmaktan keyif almadığımı fark ettim ve yollarda olmayı daha çok sevdiğimi anladım. İşten istifa ettim ve projeyi aslında şekillendirmeye başladım. Ama sadece kafamda şekillendirdim. Yani hiçbir adım atmadım son aya kadar. Hı hı. Böyle son dakika insanıyımdır. Hangi motorla çıkmam konusunda aslında bir sürü marka şey teklifle geldi bana. Bizim motorla çık, şununla çık. Ama ben, hı hı, sahip olduğumuz şeylerle yola çıkmayı ve elimizdeki minimum imkanları değerlendirmeyi anlatmak istedim. Hı hı. Elimde Vespa'm vardı. Vespa'mla yola çıktım. Çok iyi. Vespa nasıl bir motosikletin var? Biraz motosikletinden bahseder misin? 125 cc GTS modeli, aslında bu bilirsin 300 cc olanların kasası. Evet, onu da ben... çıktı o. Aynen. Evet, 2021... Onu söyleyecektim, o nasıl 125 diye. 2021 yılında çıktı, kimse inanmıyor 125'lik olduğunu. Ben ama de gerçekten aynen. 125'lik yani. Peki performans olarak klasik 125 gibi mi, yoksa biraz performans iyileştirmesi falan var mı? Yok, aslında klasik 125'ten bir tık daha geride çünkü kasa büyük. Aha. Ve daha ağır. Normalde yüksüz şekilde 110-120 bandına yokuşlarda çıkıyordu, yokuş, hı-hı, aşağı. Ama şu an yüklüyüm. Yani yaklaşık 15 kilom, aslında 20 kilom falan vardır. 90 maksimum sürat. 90. Aslında çevreyi de görebileceksin. Tabii, bence ideal bir. Kesinlikle, kesinlikle öyle. O yüzden zaten amacım hız yapmak ya da viraj yapmak olsa büyük motosikletle çıkardım. Ama amaç böyle her yeri görmek, her yeri tanımak. O yüzden küçük küçük. Sakız Adası'nda mesela nasıl oldu? O da yani büyük bir ada, Sakız küçük de bir ada değil. Sakız Adası'nda ilginç kısmı, büyük motorlarla sürdüm. Yani gemide biriyle tanıştık. O bir arkadaşıyla, ikisi de GS 1200 cc. Benimki kaldı 120 cc. Bir sıfıra attık yani bildiğin. Onlar Kars, işte Kapadokya,
Oradan İstanbul falan böyle saçma sapan ve full off-road yol yapmışlar. Feribotla tanıştık çünkü feribot çok şeydi. 4,5 saat falan şeyde bekledik. Çeşme Limanı'nda bekledik. Aha. Sonrasında dalgaların arasında böyle motorlar tırları bile bağladılar. Bizim bineceğimiz gemi karaya vurmuştu. O yüzden 9.30'da olacak gemi saat 1'de kalktı. 1'e kadar işte şey dediler, bizimle sürer misin dediler. Dedim ki gelirim yani. Sonrasında ama çok beklemedilerdi giyinirken. Sakızda. Peşlerine yapıştım Sakız'da. Koylara falan mı gittiniz? Yok, feribot aslında normalde Sakız limanından kalkıyordu. Aha. Ama bizim gemi karaya oturduğu için ortalığın anasına ağlatmış, Mesta limanına gitti. Mesta limanı da Sakız'da 45 kilometre. Cesli abim de rota yapmış. Ernio muydu neydi adı? 45 kilometreyi yaptı, 60 kilometre. Biz işte şey çıktık. Lan yokuşlarda bir moto 50'yi geçmiyor. Gazlıyorum. Yokuş aşağı mı diplerindeyim. Asla bırakmam yani. Yedirmeyiz kendimizi. Direksiyonu çok iyi. Takip edin mutlaka. Zaten ya. Tenere falan sürüyordu. Ducati Multi falan sürüşüm vardı. 200-250 çıkıyordun yani. Ben ya. Videoda hatırlıyorum. Yok yapmıyoruz artık öyle şeyler. Denemek için. Diyelim evet. Küçülttün. Küçülttük. Minimum yani daha küçüğü yok. Küçültmek her zaman iyidir. Kesinlikle. Ben de GS'den 350'ye düştüm ki uzun yolum var benim her gün. Ben de GS kullanmıyorum artık yani. Bu arada 350 Forza'yı ben ilk defa gördüm yani. Türkiye'de öyle bir motor yok. 250'si var galiba. Var. 350 yok. Nasıl 350. Gidiyor? Güzel yani. Bir ara sarıyor. İlk daha beni aldığında kaydırarak gittin zaten. Tabii tabii sarıyor ve sürekli sardırıyorum ki burada asfalt da tutar yani. Türkiye'de 350'yi götürsen yapışırsın sürekli. Yapışırsın muhtemelen. Sardıra tabii, gidersin. Aynen lastik kalmaz. Traction control falan var ama. Bayağı iyi. Kaç yakıyor? Kullanırsın değiştiririz şimdi. Olabilir. Kaç yakıyor? 3.8 yakıyor. Ha, güzel yakıyor o kadar gitmeye. Bir alırsın bir bakarsın tadına. Olur olur deneriz. Bak tabii. Şeyden Sakız'dan geldin o bölgeden. Burada şey süngerler var. Bunlar doğal dalgıçlar denizden. Aynen çıkartıyorlar. Bu burada çok popülerdir. Vay. Şöyle bildiğin hani şey. Bu bir deniz canlısı Gülşah. Ama ölüsü. Tabii. Bu ölüsü mü? Gülşah bu arada sarısın. AYK'nın tam önündeyiz. AYK ile ilgili şöyle de bir enteresan bir bilgi vereyim. İstanbul takımıdır. Beyoğlu Spor'la aynıdır renkleri. Şaka. Şurada çift başlı kartal Bizans'ın bayrağıdır. AYK Türkiye'den İstanbul'dan gelen bir takımdır. Benim de sempatim olan bir takımdır. Çünkü İstanbul'dan geldiği için iyi oldu. Bütün İstanbullular AYK'nın önündeyiz. Evet. Evet. Wow. Çok fazla Türk yapısı var. Yani gerçekten şaşırttı. Burası Türk bölgesi hakikaten. Türkler burada takılırmış yani. Çok dışına çıkmazlarmış şeyin. Wow. Atina'nın. Burası da eski bir Bizans yolu. Sütunları görüyorsun zaten. Çok bilirim Bizans sütunu nerede görsem tanırım. Tarihle o kadar kötü ki aram. Çok keyifli bir yer. Plaka bölgesini şeyde görüyordum sürekli. Önerilenler kısmında. Ama... bu kadar güzel olduğunu kimse söylememişti. Eskiden buranın adı Türk bölgesiymiş. Plaka sonradan çıkmış bir isim aslında. Turkish District olarak geçen hadi bölge. Wow. Zaten yapılar falan zaten gerçekten... bak şurada Türk evlerine benzeyen evet, evler var. Birebir. Nasıl buldun? Çok güzel. Yani gerçekten internette sürekli bu bölgeyi görüyordum ama bu kadar keyifli bir bölge olduğunu düşünmemiştim. Plaka ismi nereden geliyor? Bakmak lazım etimolojik kökenini ama hiç bilmiyorum. Bir araştırmak lazım. Arabaların plakası mı yok acaba? Gelen planın bir anlamı vardır o zaman. Plaki. Plaka. Ki. Plaka basın merkezi buradaymış deyip iğrenç bir espri yapıyoruz. Buradan sonra nedir planın? Yarın hemen gidecek misin? Ne yapacaksın? Bilmiyorum yani... Hellas Rally var. Arkadaşım katılıyor ona. Onun yanına uğrayacağım. Lotraki'de 90 kilometre falan maksimum. Sonrasında tekrar gelmek istiyorum çünkü gezmediğim ve sadece bir gece kalıp gittiğim yerlere ben gezdim diyen biri değilim. Yani amacım haritada bir tık atmak hiçbir zaman olmadı. O yüzden burayı böyle doya doya, yedire yedire yaşamak lazım. Yarın gider belki sonrasında tekrar gelirim çünkü zamandan bol bir şeyim yok. Yarın belli olacak o zaman. Evet. Hiçbir şey tam olarak belli değil. Çok iyi. Anı yaşıyorsun.
Aynen öyle. Böyle de bir proje, süper. Evet, projede buraya gelmedim ama öncesinde çok Avrupa'yı gezdiğim için nereye gitsem bilemedim ve Instagram'daki takipçilerime bıraktım. Tamamen anket yoluyla benim nereye gideceğime karar verecekler. Hellas Rally'den çıktıktan sonra soracağım. Diyeceğim ki feribotla İtalya'ya mı geçelim, Balkanlardan işte Arnavutluk, Makedonya gezerek mi gidelim diye. Hı hı. Hangisini seçerlerse oradan, ki son seçimde beni üzdüler. Ben şeyde kaldım fırtınadan dolayı Çeşme Liman'da. Dedim ki liman Çeşme'de geri kalayım, yarın mı gideyim yoksa her şeyi göze alıp Sakız'a mı geçip Sakız'a geç dediler. Geçtik ve 24 saatlik bir gemi yolculuğunun ardından buradayız. Hala sallanıyorsun bak. Hala şöyle. Sallanıyorum gerçekten. Evet. Gemiler ama rahat değil mi onun dışında? Yani aslında rahat değil, uyku tulumu ve matım olmasa yani bildiğin yerde yattık. Hı-hı. Tanıştığım abilerle yerde yattık, sonra böyle çoğul konuşunca tek başıma seyahat etmiyormuşum gibi geliyor insanlara. Matı serdim uyku tulumunun içerisinde ama sonrasında uyandıktan sonra o beklediğim 6 saat hiç geçmedi. Normalde 8 saat sürüyordu, yanlış feribota binmişim, 16 saat sürdü. Hı-hı. Maalesef. Ekspres var tabii mesela. Ben de Sakız Atina yaptım. Ekspres'e binmiştim. 7-8 saat evet, falan sürüyor. Evet öyle normalde. Ben o bilet aldım sandım. Meğerse almamışım. İşte macera. Yok Mikanoslar, işte diğer adalar, hepsini gezdik ya. Gezdik, hangi görmüş adaları oldum. Gördün? Mikanos'u hatırlıyorum sadece. Diğer Kiklades ada gruplarında durmuştur. Paros, Maros, bayağı belki. Yani Santorini'de yok, Santorin aşağıda kalır. 10 adada falan durdu. Zaten sabah bir uyandım. Ulan hala aman İzmir tarafındayız. Ben dedim niye gitmiyoruz? Oradaki adaları da gezmiş. Evet. Uyandığımda Kuşadası tarafında falandım yani. Bayağı dolaşan bir gemiye denk gelmişsin ya. Çok kötüydü. Of. Ama olsun, macera olmuş, evet, iyi olmuş. Evet. Bu projeyle ilgili insanlar nasıl ulaşabilirler sana? YouTube üzerinden mi, Instagram'dan mı, nereden devam edeceksin? YouTube'a yeni giriş yaptım. Yine ismim, soy ismim Gülşah Merve Yüksel olarak bir kanal açtım. Instagram'da da yine aynısı, Gülşah Merve Yüksel. Oradan şu an daha çok paylaşım yapıyorum. Her hafta bir ya da iki video YouTube'da becerebilirsem, daha önce montaj falan hiçbir şey yapmadım. İki video yayınlamayı planlıyorum. Yemekler geldi. Evet, çatalla dalıyorum. Dal dal, hiç sıkıntı yok. Acılı peynir ezmesi. Acıysa ağzımdan ateş çıkar yani. Cidden çok iyi, ilk defa yiyorum. Cacık'ı biliyorum zaten. Ama peynir ezmesi efsane. Bunu süzme yoğurtla Türkiye'de yapmaya çalıştım. Olmuyor. Gerçekten olmuyor. Yani içine farklı bir şey katılıyor ve söylenmiyor Yunanlar tarafından. Efsane. Limon soslu kuzu, patatesli. Patato. Neydi Yunanca'da patates? Patates. Değişmiyor. Aynen. Wow. Plaka'dayız hala. Plaka'dayız. Plaka'nın işte böyle Yunan adaları gibi olan tatlış sokaklarında oturduk. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Ares Meydanı'na gidiyoruz. Tepe. Meydan bitti. Meydanlar ya, aşağıdaydı. Şey meydan diyorum. Şeye gittim, Norveç'e gittim. En uzun tünelleri arasında yer alan Lardal gibi bir tünel var, tamam mı? Hı hı. Bütün videolarımda Lardal Köprüsü'nden herkese merhaba diyorum. Ve köprüde kalmışsın. Köprüde kalmışım. Şu anda meydanda kaldım. Şu anda meydan yani. Dedik Monastıraki Meydanı. Her şey meydan. Ondan sonra her şey meydan. Plaka Meydanı. Plaka Meydanı. Bakalım etini nasıl bulacaksın? Şurada küçük bir parça. Ette çok aram yok normalde, yani gözüm aramıyor. Etçi değilsin sen yok. Normalde. Ama. Balık falan, ama nasıl dağılıyor, şuna bak ya. Evet abi, bu ne? Bölemedim zaten çatalla. Yiyorum. İğrenç görüntüler geliyor. Efsane. Ve limon tadını çok iyi alıyorsun. Kuzuydu değil mi? Harika olmuş. O zaman olmazsa olmaz. Cheers yapıyoruz. Peynir ezmesi cidden. Peynir ezmesi miydi? Aynen, acılı peynir ezmesi. Meze gibi değil, ana yemek gibi yedim yani. O kadar lezzetli ki. Yani senin olman büyük avantaj. Yani buraları gerçekten bulup gezebileceğimi düşünmüyorum. Yani okey, Plaka diye bir yer biliyorum. Ama muhtemelen o ilk geldiğimiz yer vardı ya, oradan ibaret diye düşünecektim ve şu tarafa asla çıkmayacaktım.
Evet arkadaşlar, geldiğiniz zaman Monastraki'den, yani şurada tam karşıda zaten Türk camisini görüyorsunuz. Oradan böyle girin, ara sokaklarından geze geze, böyle rengarenk sokaklarından yukarıya böyle Akropoli'ye doğru yürüyüşünüzü yapın. Biz de şimdi birazdan, bir 10-15 dakikamız falan kaldı, gün batıyor. Tam böyle golden hour dediğimiz altın saate geldik. Günü batıracağız, efsanevi binlerce yıllık bir kaya orası. Ne yapıyorlardı o kayada? Zamanında orada infaz mahkemeleri kuruluyormuş falan, bir sürü böyle hikayesi var. Ares Tepesi diye ararsanız internetten bayağı böyle hikayesini falan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada senin şapkan kirazlı ya. Renkinin arkası da elmalı. Evet, elmalı kirazlı. Güzel, şapka kardeşliği. Güzel takım İlk olduk. İlk dikkatimi o çekti ya. Dedim tesadüfe bak. Hadi afiyet olsun. Amaçladığın, hani böyle bir hedefin ya da yani maksat anladığım kadarıyla biraz da yollu olmak. Öyle bir hedef yok. İşte şuraya gitsem Portekiz'e ulaşırım. Oradan işte dönerim. Yani kaba bir plan var mı? Ya şöyle aslında, evet amaç kesinlikle yolda olmak. Ve her şeyi yaşamak. Yani yolda 10 günlük rota yapıp işte 10 tane ülkeyi gezdim diyenler gibi olmaktansa belki her şehirde 10 gün kalıp o şehrin dokusunu yaşamak istiyorum. Aslında küçük sinsiyle çıkmamın amacı da bu. Çünkü yavaş gittiğin için bütün dokuyu hissedebiliyorsun. Teknik konulardan bahsedelim istersen. Lastikleri motor lastikten Köksal abiye çok selam olsun. Evet, orada yani değiştirdiğini gördüm ben. Motor lastikten Pirelli Angel Scooter taktık. Aha. Ben şey istiyordum, Avrupa'da gezeceğiz, gazlarız abi, pis lastiği takalım diyordum. Rosso gibi bir lastiği var. Bizim de yağmurda hiç sürmeyecek misin dedi. Ne alaka, nasıl lastik takarız dedi. Ben Angel Scooter'la gönderdik ki dün Sakız Adası'nda test ettim. Çok beğendim. Yağdı değil mi Sakız'da diyor? Sakız'da burada yağdı, fırtına vardı. Yağmur vardı. Yani ben sürerken yağmıyordu ama yerlerin ıslak olduğu bölgeler vardı. Sıkıntı yaşamadım ve çok keyifliydi. Bakım konusuna gelince Vespa'nın bakımı 5000 kilometrede bir. Yani maksimum herhalde 15.000 kilometre falan yaparım ki belki de yapmam ya. Yani. Sallıyor da olabilirim şu anda. Çünkü nereye gideceğim ve ne zaman nerede olacağım bilmiyorum. İki tane bakım yaptırabilirim. Onda da Doğan Trend destek oluyor. Vespa'yı getiren firma. İşte belki bir sıkıntı olacak, açıklayamam. Türkiye'den destek olacaklar. O benim için çok büyük bir kolaylık. Balkanlara da uğrayacaksın değil mi? Tamamen takipçilerimize kalmış. Orada soracağım yani. Feribotla İtalya'ya da geçebilirim ki feribot yolculuğu çok kötüydü. Yani. Feribot beter İtalya'ya. Çok yoruyor. Ben yaptım o işi. Daha önce ben de yaptım. Yani soracağım ama ben. İtalya... Ya, beni kırmazlar bence. Balkanlardan geçsek daha çok ülke göreceğiz. Öyle düşünsünler. Bizi Balkanlardan takip edenler de var. Kuzeyde, İskeçe'de falan. Kuzeyde biliyorsun Türk soydaşlarımız var. 150 bin Yunanistan'da yaşayan Yunan pasaportlu Türk soydaşlarımız var. Kuzeyde Türk köylerimiz, ilçelerimiz var. İskeçe gibi. Eğer oralardan takip edenler varsa arkadaşlar tanışmak isteriz yani gerçekten yurt dışındayken özellikle böyle birileriyle sohbet etmeyi çok seviyorum çünkü kültürü daha iyi anlıyorsun yani yaşadıkları belki zorlukları yaşadıkları sıkıntıları ya da keyifli anları onların dillerinden dinlemek çok daha keyifli. Takip eden arkadaşlar varsa Doğu Avrupa'da, Kuzey'de, Yunanistan'ın kuzeyinde, Balkanlar'da vesaire mutlaka Gülşah'ı takip etsinler, yazsınlar. Hadi bakalım, ben de merakla bekliyorum. Nasıl olacak? Hat aldık. Ha, hat aldın evet. Bugün nasıl, kolay mıydı? Hat aldık. Kozmote hatta aldık. Pasaportumu istediler sadece. Evet. Aldığım hatla bir ay boyunca yurt dışında dahi yani Avrupa'da dahi bu hattı kullanabiliyorum. 12 euro verdim hatta. İçerisinde normalde 4 GB vardı. Hatta para vermedim. İçerisine 12 euroluk bir GB yükledik. Normalde 4 dediler. Eğer aylık olursa, haftalık olursa 6 idi. Sonra ama Yanis diye bir arkadaşımız vardı. Dedi ki biz sana hediye edeceğiz. 11 GB hattım oldu 12 euroya. Sadece 12 euro vererekten 11 GB'lık kartınla beraber artı tekrar yükleyebileceksin bu kartına. Evet. Çözdük interneti. Çok iyi ve Avrupa'da da geçecek. Avrupa Birliği ülkelerinde geçiyor. Sadece yani hani... gidip Arnavutluk'ta açamıyorum. Aynen, Bosna, Hersek, Arnavutluk falan. İtalya'da falan açacaksın. Bakalım buradan hani gerekirse ben zaten yüklerim sana şeyden. Teşekkür ederim. Yunanistan'dan. Bugün ya annem aradı.
Kadın 16 saat feribotta kalınca ben merak etmiş. Annem aradı, anne feribottayım dedim, kapattım, 80 lira mesaj attı bana. Geçmiş olsun. Ayıptır ya yani gerçekten. Bekle bari bir dakika konuşursam yani. Acil durum belki. Roaming'i direkt kapatmak lazım. Uluslararası dolaşım değil mi dediğin? Aynen. O şu an açık, gece 12'de bitecekmiş. İşin kötüsü açtılar, 80 lira çaktılar ya, benim 30 GB kullanıyorum. İnternet paketim zaten bitmişti Türkiye'den çıkmadan. Yani yine kullanamıyorum yani. Arkadaşlar hesap olarak da 32 euro geldi. Hani böyle burası biraz turistik bir mekan. Evet. Bir tık pahalı. Evet ama yine de yani şunları, yani rakı işin içine girdiğinde Türkiye'de gerçekten 500 liranın altına çıkamıyorsun. İmza matı. Çok beğendim plakayı yani. Şöyle Yunanistan'ın hemen hemen her yerini gezdim. Türkiye'ye yakın olan taraflarını, bu tarafa geçmemiştim. Aslında bir de Yunan adalarını gezdim. Ama böyle bir bölge görmedim ya. Yani bu kadar özenli ve bu kadar keyifli gerçekten yaşamadım. Merdiven çıkıyoruz da o yüzden. Aynen. Sesim götümden çıkıyor. Bip. Valla bizim kanalda göte göt diyoruz. Diyor musunuz? Aynen, sıkıntı yok. Göte göt demeyiz, göt bizim olmadıkça. Aa, şuraya bak, çok güzelmiş ya. Burası değil mi? Gelsene bakalım. Kafayı uzatalım mı? Oo. Oo, taşaklı abiler. Amcalar, dayılar. Olmuş mu? Hadi kovulacağız. Buradan başka yani plaka, Atina'da ve Akropoli dışında bu kadar keyifli yerler var mı? Var. Mesela güneyi Atina'nın çok farklıdır. Kuzeyi çok farklıdır. Kuzey mesela ormanların olduğu bir bölge. Ben de orada yaşıyorum. Orası böyle çok daha farklı, doğanın içinde bir yaşam var. Güneyde tam tersi. Bodrum gibi bir ortam var. Hadi ya. Aynen, denize giriyorlar. Ama aslında güney dediğimizde mesafe çok kısa. Çünkü tabii, sen bana 10 dakikada geldin. Göreceğiz şimdi. Ege Denizi zaten. Bayağı bildiğin Bodrum gibi, Bodrum Denizi gibi bir ortam var. Zaten buranın tam karşısı İzmir'e denk geliyor. O zaman bir şehir fotosu. Ne kadar büyük. Alttaki yapıyı gördük mü? Yok, oradan geçmedik. Hadi gel tepeye çıkalım, biraz daha fikrin olur nereye gidilebilir falan diye. Deniz kısmını falan görürüz. Çok kalabalık yalnız şu anda. Tam gün batımı saati olduğu için insanlar günü batırmış dönüyorlar aslında. Bizim için de biraz da iyi oldu. Biz gün batımını kaçırdık ama yine ışık var. Evet. Daha az insanla izlemiş olacağız. Rakıyı almadık değil mi? Sence almamış olabilir miyim? Rakıyı da aldık. Ya. Şimdi orada. Rakısız hayat neydi o? Balkonsuz eve benzer deyip bu konuşmayı da burada tamamlıyorum. Çok keyifliydi yani. Şu an yaşadığım duyguyu anlayamazsın muhtemelen. Anlayamazsınız. Çünkü gezdiğim şehirlerde ben sadece aa ne güzel yapı, kim bilir kaç senesinden kalmıştır deyip geçiyorum. Ya da aa çok güzel çarşı, ne güzel, Türkiye'ye de benziyor. Ama şu an birebir ağızdan bunları dinlemek benim için inanılmaz öğretici ve asla unutmayacağım bir anı oldu benim için. Merhabalar. Yasu. Bravo. Ha, kedisi de var. Kedisini de çeksene. Ha, tipe bak. Sen nasıl oturuyorsun orada? Ya. Gerçekten çok iyi. Kafa çok iyi. Çok iyi. Kafa çok iyi. Abim para tostu ödedim biraz. Kedinin keyfi çok yerinde. Kedi çok iyi ya. Do you know any song that's Turkish? Turko? No? Ya. Çifte telli. Poli. Politis. Poli. Similar, okay. İstanbul'la ilgili benzer bir şey çalacak, bakalım. Ha, tanıdık geliyor. İkardi yavrumu gali karli vam ikarili. Apo sedna ke bomen halu zikorayla bir.
Bravo. Teşekkürler. Teşekkürler. She says Eferisto. Thank you, thank you. Barakalo. It's a beautiful song. Rain in the Olga. What? And beer is... beer is good. Just minutes. Just. Much better. It's Uzo. Cheers. Cheers? No. Only beer. Germany, only beer. You guys don't do cheers? Yamas. Cheers, yes. Yamas. Salut. In Germany we say Prost. 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 Seriously, what the f***? I think we visit the Acropolis. Mm-hmm. Then, of course, the sea. Yeah. First time? Yeah, first time in a team. It's good so far. You like it? Yeah, I like it. Nice. Bye. Bye-bye. Evet, ilk başta böyle... Rakıyı ama nasıl? Yok aman neden? Dedi böyle aman rakı. Çarpar çünkü çarpar. Yani. Aman. Yani tipe baksana tipe. Bu kim ya? Korktum be. Vallahi korktum, tepkiyi çekemedim. Böyle kaldım yani. Yasu. Okay, thanks. Paralı mıymış? Yani, klasik. Tarih kokuyor, tarih. Burayı da yeni eşmişler ya. Böyle bir şey yoktu burada. Aa. Yeni bir şey bulmuşlar. Yani bunu şeyde de işte mesela Efes'te gezerken ya da güneyde o Fethiye, Patara tarafında gezerken de çok hissediyorum. Burada da öyle şeye gitmiştim. 2015'te bir Türkiye turu yaptım. Hı-hı. Motosikletle. Nerelere gittin? Orada tüm Türkiye'nin sınırlarını çizdim ben. İşte Karadeniz'den başladım. Doğu Anadolu. Güneydoğu, Akdeniz, Ege diye sınır şehirleri. Hı hı. Orada şeye gittim, Göbekli Tepe'ye. Göbekli Tepe o zaman meşhur olmamıştı biliyor musun? Ha. İçinde yürüyorduk taşların. Hı hı. Sonra keşfettiler. Vay. İlk insanlık dediler. Dedim ayak attım ya dedim. Şifalı gelmiş. Oha çok iyi. Hala batışını kaçırmadık gibi. Güneş battı ama hala daha biz tabii ışını yakaladık. Burası olduğu gibi zeytin ağaçları sağ tarafın. Komple zeytin ormanı. Oo, wow. Ya. Gülşah'ın stikerini yapıştıracağız şimdi. O zaman yapıştırıyorum. Yapıştır. Şöyle şuraya yapıştır tam ortaya. Oha çok güzel oldu. Yani toplamda bir iki parça bir şeyim var. Tabii 5 bir şey almadım. Tiburon diye bir marka var. Onu duydun mu daha önce? Tiburon. Yok, çanta mı? Motosiklet tişörtleri üretiyor. Gerçekten doğa üzerine, sonra kayak üzerine, adventure için adventure olan her şeyde tişört bulabiliyorsunuz. Ve mottoları kendi yolunda. Senin sponsorun mu? Budur. Yani ben bir seyahate gidiyorum. Bana destek olur musun dedim. Ne kadar dedi yani, nasıl destek olabilirim dedi. Teşekkür ediyorum. O zaman biz de videomuzda yer verelim. Doğru kişiye sponsor oldukları için teşekkür ederiz. Of, ışık muazzam ya. Vay. Işık muazzam. Kayabilir, çok kaygan, evet, dikkat et. Evet, ona şaşırdım. Kaymış. Şaka olmalı burası. Yani bunu tek gelsem kesin bulamazdım. Sonsuza kadar burada kalabiliyor muyuz? Yani çok keyifli. O kadar güzel yerler gördüm ki. Şimdi o zaman hemen arkana doğru dön. Oo. Benim tepkilerim. Çok keyifli ya. Güzel hayatımız var. Şurada gördüğün Likavatus tepesinden geldik. Şaka yapıyorsun. Aynen, o tepenin sen arka tarafındasın. Ha. Ben bu tarafındayım şeyin, tepenin. Senin kaldığın hostelde onun arka tarafındaydı. Hmm. Ya aramızda 800 metre var. O kadar. İşte ama biraz dolaşıyorsun. bu tarafta Ege Denizi'ni görebiliyor musun? Ege? Aa, gördüm. Ege Denizi'ni şöyle şuradan görüyorsun. Aa, çok keyifli yalnız. Şurada tam karşıda bir tane observatory var, onu görüyor musun? Gözlem evi. Böyle tepesi kubbe. Şu an ışık yok orada. Bak şurada gözlem evi var. Gördün mü? Gördüm. Abi çok iyi manzara ya. Hadi oturalım o zaman. Evet, kesinlikle. Sohbetimize devam edelim. Hatta şöyle şu kayaya oturalım. Bak şurası güzel. Bence de. Oha çok kayıyor. Şu araya çökeyim mi? Aynen, çok kayıyor. Dikkat et. Büyülendim. Yani tepeye çıkacağız dediğinde gerçekten şöyle bir manzarayla karşılaşacağımı düşünmüyordum. Kameraya bakamıyorum artık çünkü arkada inanılmaz bir
manzara var. Bu arada Atina'nın bu kadar büyük olacağını da düşünmüyordum yani. Çok büyük bir şehir yani Ege tarafından bu tarafa doğru. Bilmiyorum, bayıldım ya. Bu arada bir sonraki gelişinde de şu yukarıdaki tepeye çıkarız. Oranın da efsane bir manzarası var. Burada gün batımını biz kaçırdık. Tam böyle aslında güneşin... Aslında tam kaçırmadık yani, evet. Ucundan. Ucundan yani güneşi görmedik, öyle evet, söyleyelim. Evet, güneşi görmedik. O yüzden şöyle bir söz vereyim sana. Bir sonraki sefer Likavatus tepesinden batıralım güneşi ama tam olarak batıralım. Tamam. Hatta drone da kaldıralım oradan. Diyorsun. Tamam. Ne zaman geliyorum? Yani şurada bir 5-6 saat geçirmek isterim. Gündüz nasıl olur hiç umurumda değil. Çok keyifli bir yer. Kaç ülke gezdin bu arada? Motosikletle 32 ülke gezdim. Bir tek Avrupa dışında Fas vardı. Tik attığım da değil bu arada. Zaten şeyde Norveç yolculuğunda 23 ülke falan bitirdim. Bir dakika emin olun. Bayraklardan saymam lazım. 28 ya da 30 yani. Çok iyi. Hangi motorla gitmiştin sen şeye? Oraya? Norveç turu KTM'di. Duke 200'dü. Vespa'nın daha rahat olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam bunu. Çünkü gerçekten abi çok keyifli ya. Ya dün viraj da yaptım, keyif aldım. Yani daha uzun yollara gitmedim. İlk durak nokta Atina. Ama yani çok güzel geçeceğini o kadar hissediyorum ki. Ya Vespa ben de kullandığım için sana katılıyorum. Vespa'nın yekpare bir şasisi olduğu için hissediyorsun, virajını hissediyorsun, evet. Sürdüğünü hissediyorsun. Mesela benim şu anda kullandığım Forza'da hiçbir his yok. Hiçbir şey hissetmiyorum. Yani GS gibi aslında biraz diyebilir miyiz? Yani GS... çok konforlu, çok güzel evet. Ama hissiyat yok. Ama GS'de his var. GS'deki hissi alabilmek için en az bir 20-30 bin sürmen lazım. O hissi öyle alıyorsun. GS hissiz falan diyorlar, ben katılmıyorum. Güvenliği çok fazla olduğu için aslında hissiz geliyor olabilir yani. Kendi kendine yatıyor motor. Evet çok güvenli evet. Ama insanların yani virajda pat diye düştüm demesinin sebebi belki de hissizlik. Sana bir soru sorabilir miyim? Türkiye'de çok büyük bir önyargı var. İnsanlar 15-16 bin kilometreye geldiğinde ben bu motoru bir daha satamam deyip motorlarını değiştiriyorlar ve aslında tüm İstanbul'a ya da tüm Türkiye'ye baktığında her zaman 2015 ve üstü motorlar var. Çoğunlukla yani %90 hatta 95 olabilir. Ama Yunanistan'da gezdiğimde ya da farklı bir Avrupa ülkesinde gezdiğimde ya dün tanıştığımız birinin 130 bin mil falan dedi yani muhtemelen 180 bin kilometreye geliyor. Neden burada insanlar mesela motosikletini değiştirmiyor da Türkiye'de bir açgözlülük var? Yani biraz galiba maddeleştirdiğimiz için olabilir galiba motosikleti, arabada da biraz öyle biraz kilometre fetişizmi var Türkiye'de. Evet. Burada çok yok açıkçası. Burada yani genelde motorlar da eskidir öyle cillop motor. Evet, evet. Benim motorum çok yeni görünüyor mesela seninki de öyle. Hı-hı. Çok zaten eskidir motorlar. Zaten herkes şaşırdı sen 2021 mi bu dediler yani yeni mi dediler. Adamlar şaşırıyor yeni motor görünce. Ama bu arada yani 1900 sallıyorum 98 model bir motosiklet de şu an benim motorumdan daha bakımlı, daha sağlıklıdır. Ona da eminim. Yani insanlar gerçekten değer biliyorlar. Aynen öyle. Yani ben de motoru, benim şöyle söyleyeyim, benim sıfır motor almamdaki sebep, şimdi ben buralı değilim. Ben burada daha çok expat bir yabancı gibi yaşadığım için bir sıkıntı yaşarım, motoruma bir şey olur, ikinci el alırım. O derde, o riske girmemek için ben sıfır tercih ediyorum. Mantıklı. Ya hayatımda görmediğim motorlar görüyorum yani yurt dışına çıktığımda. Bizde 2021 oluyor, 2022 geliyor ya, adam ilana koyuyor motorunu ki hemen o ilk gelecek partiyi alsın diye. Ve üzerine 20, 30, 40, 50 bin lira veriyor. Sinirlendim. Yani bilmiyorum, bu da değişmez herhalde evet, bizim ülkede. Elimizdekilerin hani değerini bilmek şey yok. Lazım. Yani benim mottom da bu. Elindeki her şeyle ne olursa olsun. Yani bisikletin varsa bisikletinle de yola çıkabilirsin. Atıyorum bütçen, ben minimum bütçe belirledim kendime bu seyahatte. Benzin, konaklama, yeme içme her şey dahil 50 birim para olarak belirledim. Yani eğer Yunanistan'da euro geçiyorsa 50 euro. Ama mesela farklı, nerede Bosna Hersek'te başka bir para geçiyor. Onların parasıyla 50'lik bir yaşam standardım var. Onun üstüne çıkmayacağım. Yani çıkabilir miyim? Evet çıkabilirim. Motorlarımı sattım sonuçta. Onun parası da destek oluyor bu seyahate. Yıllardır yaptığım bir birikimdi. Gençler çalmayın. Kesin Almanlar. Ya Alman, İngiliz, biraz Kuzeyliler biraz gürültülü olabiliyor. Özellikle hepsinin elinde şu an içki var. Kafalar güzel olunca çevreye biraz rahatsızlık verebiliyorlar. Ağzınla içmeyince işte.
Afiyet olsun teşekkür seni. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tanıdığım için çok sevindim. Ben de öyle. Yunanistan'da yaşam izleyicileri de seni çok sevecektir. Mutlaka takip edin. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan. O zaman tekrardan belki gelirsin. Tekrardan evet. Yine içerikler çekeriz. Söz verdiğim gibi buradaki Lycabettus Tepesi'ne, şuradaki çıkarız. Bu sefer oradan günü batırırız. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Rica ederim. Yani, yolun açık olsun. Çok sağ olun. Görüşürüz. Vay vay vay. 34 plakayı Monastıraki Meydanı'nda görmek büyük keyif ya. Buradayım Gülşah. Evet, keyifli bir akşamdı. Şimdi onu hosteline bırakacağım. O ışıklar falan. Zenon çok güzel yapmışlar motoru ya. 250 kasa, 300 kasa ve 125 cc. Ne oldu? Bir şey oldu. Bir döneyim. Ne oldu Gülşah? Aa, tripodun mu düşmüş? Aa, sağ olsun. Hava çok güzel. 24 derece. Müthiş. Gece öksürüyordum uyku tulumunun içinde. Yani müthiş bir hava var. Şöyle ufak yan yan gidelim. Gülşah'ın tam bilmiyorum adresi şey yapayım da çok yakınız zaten. Tamam. Işığın çok güzel ya. Çok net. Çok iyi. Yani görünürlük çok iyi. Arkadan nasıl? Bir devam et. Oha. Kask mask hiçbir şey yok. Aa, çok güzel ya. Vay, motora bak, çok güzel ya. Dengesi çok iyi ya. Gözüm arkada kalmaz. Yunanistan parlamentosunu göstereceğim. Şimdi özellikle buradan getirdim. Şu anda değişim yapılıyor. Yunanistan Parlamentosu Meclisi. Bir oradan bir değişimi izle hızlıca. Ne değişimi? Asker değişimi. Hadi be. Ha, aynen bak orada gölgesini görmüyor musun? Evet. Evet. Nasıl yanlıyor ama 350? Çok iyi. Değil mi? Felaket gidiyor. Felaket. Yani... Kullanmak ister misin? Yok. Şeyden. O kadar değil ya. Aynen. Ben bilmiyorum abi yüksek. Nasıl bilmiyor adı kız? Ya, 1200cc'de. 1200cc'de böyle gidiyorsun ya. Videolarım var. Şu otobüsün önünde duralım. Gel. Değişiyorlar. Aa, aynen. 34 plakayı meclisin önüne çektik. Aynen. Ne diyorsun? Miçotakis çıkıp şimdi bize buradan ceza yağdırmasın. Türküz ya, Turko. Anahtarı üstüne bıraktım, Turko. Aa, neyse bir şey olmaz. Takibim var. Kaçta değişiyor? Sürekli değişiyorlar. Niye? Bir ritüelleri var. Bunlar özel seçilme askerlerdir Gülşah. Pabuçlarının önündeki püsküllerinin içine bıçak gizliyorlar. O onun için var. Ondan sonra başka ne özellikleri var? Yazlık ve kışlık kıyafetleri farklıdır. Şu anda yazlık kıyafetlere geçmişler. Ve bunlar üniversite mezunu olmak zorundadır bu askerler ve seçmedir. Burada olmak büyük bir özelliktir yani bir Yunan genci için. Yunan muhafızı, başkanlık muhafızı olması özeldir. Gurur duyulan bir şeydir yani bu burada.
Herkeste olamaz. Belli bir boyun olacak, belli bir fiziğin olacak. Eğitimli olacaksın, yabancı dil bileceksin. Özeldir yani. Kafalarındaki püskülleri de terledikleri zaman terlerini silmek için kullanıyorlar. Parlamentoyu da gördün iyi. Gider ayak süper oldu. Miçotakis, başbakan. Gülşah, çok güzel yerlerden geçiyoruz. Bak, burası Hilton. Tarihi bir oteldir. Atina'nın ilk otellerinden biri. Burada cam bir heykel var. Görüyor musun? Bak, şurada bir cam bir heykel var. Koşan adam heykeli. Biliyorsun, maratonlar Yunanca'da bir kelimedir. Maraton buradan başladı olimpiyatlarla beraber. O da onu temsil eden cam bir heykel. Tam şurada bir zeytin ağacı var yanında. 1500 yıllık bir zeytin ağacı. Aynen, bak biraz ileri gel. Evet, 1500 yıllık bir zeytin ağacı o. Böyle burada egzoz dumanların içinde yaşıyor. Hilton'da tadilat var. Normalde açıktır ama kapanmış. Galeri. Sanat galerisi. Aha. Onları anlattılar ama... Bu şey değil mi? Fak Türksel diye. Bir kesersin bunu. Aynen. Kapsül... Anlatamadım. Çünkü unuttum. Gerçekten çok keyifli bir mottoları var. Teşekkür ediyoruz. Zaten muhtemelen binlerce yüzyıllık, hatta tarihin içinde yürüyoruz. Ulan video kapatacaktık. Nereden geldi bu konuları? Yok, şey, konuşalım. Sıkıntı yok. Sinirlendim. Ağzınla içme ince işte. Şurada link vardır ben.